Merhabalar dostlar. İlk tanıtacağımız ise Batı Söke, Söke Çimento Sanayi AŞ. Arkadaşlar bunu en son ne zaman tanıtmıştı? Şöyle bakalım. En son 30 Eylül'de yaklaşık tam bir ay önce tanıtmışız. Peki bir aydır neler değişmiş? Şöyle bir bakmaya çalışalım. Bir aydır arkadaşlar iyi bir şekilde değişmiş gözüküyor. Burada zaten baktığımız zaman desteğimiz 2.69. Akabinde ufak bir direncimiz var 2.79. Şunları bir temizleyelim artık. Ondan sonra hedeflediği bölgeye yavaş yavaş bakıp bakmadığını görelim. Şu aşağılarda bir silelim arkadaşlar. Artık bunlara büyük ihtimalle inşallah önümüzdeki günlerde ihtiyacımız kalmaz diye düşünüyoruz. Şöyle bir bakalım. Evet, bir çanak tamamlama moduna gitmiş. Çanağı tamamlama hedefiyle yanıp tutuşuyor gibi gözüküyor. Peki buradan bir direncimiz oluştu mu? Tabii ki direncimiz oluştu. Hemen şuna bir direncimizi çizelim. Akabinde de beraber işlemlerimizi anlatmaya çalışalım. Şimdi ilk direncimiz arkadaşlar oldukça sağlam bir direnç olan 4.08 olarak karşımıza çıkıyor. Peki bunun dışında Fibonacci olarak elimize bir şey oluşabilir mi? Onu da bakalım hemen. 4.08'den bakalım. En dip yerini bulmaya çalışıyorum. En dip yeri de şurası gözüküyor. Baktığımız zaman da Fibonacci'ye göre de hedeflediği bölge 5.35, 35 ile 7.40 arasındaki bölge olarak karşımıza çıkıyor. Şu iki tane bizim aynı zamanda direnç olabilecek hedeflerimiz de ortaya çıktı. Dediğimiz gibi kısa vadeli 4.08, orta vade 5.35 ve 7.40'da hedeflediğimiz ve direnç olarak karşımıza çıkan iki tane sınırımız var gözüküyor. Peki buradan baktığımız zaman başka neler görebiliriz? İlk önce bir destekle, ha şunu da bir silelim arkadaşlar. Bunun işi artık bitti. Desteklerimize bakalım. Malum bir tren çizgi çizebilir miyiz? Ona bakalım. Ondan sonra beraber yolumuza devam edelim. Şimdi baktığımız zaman desteğimiz düşemediği bölge şurası olarak 3.51 bir tek gözüme takılan bölge. Akabinde baktığımız zaman da 3.35 daha da aşağıda ufak da olsa hatta biraz diğerlerine göre biraz daha sert bir şekilde sağlam bir direnç destek olarak karşımıza çıkan 2.88. Şurası da çizilmek istenir ama şu anda biraz tam olarak oturmuş gibi durmuyor ama görüntü bu şekilde karşımıza çıktı arkadaşlar. Desteklerimiz de bunlar. Trendimize baktığımız zaman arkadaşlar ufak da bir trend çizelim. Ola ki trend desteğine ihtiyacımız olacak gibi geliyor. Baktığımız zaman şöyle de bir görüntü karşımıza bizi kurtarır mı? Hemen şöyle diplerden gelen tam da böyle sanki milimetrik olarak yapmışlar arkadaşlar. Öyle bir yapmışlar ki yani bunu kim yaptıysa ellerine sağlık diyebileceğimiz vaziyette olmuş. Evet arkadaşlar baktığımız zaman tam diplerden böyle hatta şunu az bir şey yukarı kaldıralım. Evet. Şimdi az bir şey aşağı indirebiliyor muyuz? Hayır. Böyle milimetreye yakın arkadaşlar. Tam milimetrik olmasına imkan yok da. Güzel bir şekilde çalışılmış gibi gözüküyor. Şimdi ana desteğimiz anladığım kadarıyla burada siyah tren çizgimiz bizim için bir destek vazifesi görecek gibi duruyor. Buradan tabii çanak tamamlama hedefine doğru da gidecek de gibi duruyor. Herhangi büyük bir sıkıntımız yok. Şimdi o zaman hemen 3 tane indikatör ya da az 2 indikatör bir parametreyle değerlendirmemizi yapalım. Genel görüntü hedefleri ve destekleri dirençleri belirledikten sonra İlk önce bakacağımız şey Ichimoku. Ichimoku'ya baktığımız zaman yeşil olması bizim için gayet iyi yükseliş trendini desteklediği anlamına geliyor. Herhangi bir sıkıntımız yok. Olumlu olarak karşımızda duruyor diyelim. Peki yeşil olmasının dışında arkadaşlar kısa vadeli bize bir ipucu veriyor mu? Ağız kısmına bakarak da bunu yakalamaya çalışalım. Ağız kısmına baktığımız zaman alttan yukarı doğru bir hamle yapmaya çalışmış. Yukarıdan da yukarıya doğru bir hamle yapmış. Bu olumlu arkadaşlar. Yani zaten kendisi yeşil, olumlu. Bir de baktığımız zaman bu daha olumlu olarak karşımıza çıkıyor. Ne diyeceğiz o zaman? Ichimoku olumlu diyebiliyoruz. Bollinger bandına baktığımız zaman Bollinger bandının orta noktasına hemen bakalım. 3.19. Aynı zamanda kendisi şu arkadaşlar 20 günlük hareketli ortalama ile tekabül etmekte. Bunun üstüne kapatmasın bizim için iyi. Olumlu olarak karşımıza çıkıyor. Fakat burada dikkat edeceğimiz neresi var? Dikkat edeceğimiz şu Bollinger bandının üstünde çok fazla kıpraşması. İster istemez aşağı doğru bir çekilmeyi beraberine getirebilir bir düzeltme anlamında. Dikkatli olmakta fayda var ama diyeceğimiz Bollinger bandı üstüne kapattığı için hareketli ortalamanın olumlu olarak karşımıza çıkıyor. Ichimoku ve Bollinger olumlu. Hacime baktığımız zaman hacimde bir sıkıntı var. Onu da anlatacağım size. Şimdi bakın hacim arkadaşlar dipten başlamış güzel 2 milyon notlardan yükselirken başlamış 10 milyon not. Şurada yat baktığımız zaman 5 milyon not ve baktığımız zaman tekrar en yüksek tepede 16 milyon çıkmış gayet güzel. Ama aşağı inerken arkadaşlar şurada bir istikrarsızlık var. Ya bakın fiyat yükseliyor. Hacim düşüyor. Biraz arkadaşlar yorgunluk belirtisi var. Olumsuz olarak karşımıza çıkıyor. Ne dedik? Ichimoku ve Bollinger olumlu. Hacim olumsuz olarak karşımıza kısa vadede gözüküyor. Peki gelelim arkadaşlar Jante, Can 2 Termik AŞ arkadaşlar bunu en son ne zaman tanıtmışız? Jante'yi en son 30 Eylül'de tanıtmışız. Peki 30 Eylül'den beri neler olmuş? Şöyle bir kolaçan edelim. İlk önce bir 30 Eylül'ü bulalım arkadaşlar. 30 Eylül tam da şurası. Şu yeşil uzun olan bacak. Şu barımız var arkadaşlar bizim için 30 Eylül. Burada baktığımız zaman daha önce bir tren çizgimizi çizmişiz. Bir istisnası olmuş ama siyah tren çizgisi bizim için destek vazifesini görmüş gibi gözüküyor.
Direnç vazifesinde arkadaşlar mavi çizgimiz olarak karşımıza çıkıyor. Şu an hisseye baktığımız zaman hissenin zaten kendi direncini kendi oluşturuyor. Yani ekstradan başka bir şey oluşturmaya gerek yok. Mevcut yükselmediği bölge bizim için direnç olduğu için 154 olarak karşımıza çıkıyor. Peki destek olarak neler çıkabilir? Onları da hemen beraber bakalım. Burası sonra değerlendirelim. Destek olarak arkadaşlar aslında şurada çok güzel. Şunu sildikten sonra hemen bakalım. Şurada çok güzel bir tane desteğimiz var. O desteğimiz de neresi? Tam da burası. Bakın şurası oldukça güzel duruyor arkadaşlar. Milimetrik olması gerekmiyor ama 120.87. Başka desteğimiz var mı? Tabii ki başka desteğimiz şurada düşemediği bölgede 109 olarak karşımıza çıkıyor. Baktığımız zaman diğer desteğimiz de bu olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. 87 ama burada en çok da değer verebileceğimiz aslında şurada uzun zamandır 77 olarak karşımıza çıkan 3 tane 4 tane 5 4 tane desteğimiz var arkadaşlar. Baktığımız zaman siyah da bizim için iyi bir destek vazifesini görüyor. Siyah tren çizgimiz yani neredeyse arkadaşlar sadece bir defa ve şurada iki defa ihlal yapmış gözüküyor. Genel olarak baktığımız zaman çok büyük bir sıkıntısı yok. Olumlu olarak karşımıza çıktı diyebiliriz. Peki direnç olarak karşımıza o 154.58 bizim için sayısal bir direnç olarak karşımıza çıkıyor. Onun dışında mavi tepelerden gelen tren çizgisi de bizim direncimiz olarak karşımızda herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Peki buradan baktıktan sonra nelere bakabiliriz başka? Genel trendi gayet güzel. Hadi işleme başladığından beri herhangi ciddi bir sıkıntısı yok. Ichimoku ve Bollinger Bandı olarak da bakalım arkadaşlar neler gözüküyor. Ichimoku butona baktığımız zaman yeşil yeşil olması bizim için avantaj mı? Avantaj arkadaşlar olumlu olarak karşımıza çıkıyor. Çok ciddi bir sıkıntı yok. Yükseliş trendini destekliyor. Peki ağız kısmına baktığımız zaman kısa vadeli olarak bize ne diyor? Alt tarafa baktığımız zaman alt taraf yatay yönlü bir hareket izleme taraftarı gözüküyor arkadaşlar. Üst tarafa baktığımız zaman da hafta yataydan az bir şey yukarı bile gözüküyor arkadaşlar. Milimetrik olarak bakacağımız bir durum. Üst tarafa da baktığımız zaman üst tarafta arkadaşlar yatay yukarı yönlü bir hareket. Yani önümüzdeki günlerde aşağı düşme riski açıkçası arkadaşlar kısa vadede zor gibi gözüküyor. Olmama ihtimali var mı? Tabii ihtimal arkadaşlar düşünün zaten. Zor gibi gözüküyor diyelim aşağı düşme ihtimali. Yukarı çıkma ve yatay yönlü yukarı gitme ihtimali de arkadaşlar daha da düşme ihtimaline göre ağır basıyor gözüküyor. Bu da olumlu arkadaşlar. Çok ciddi bir sıkıntımız yok. Bollinger bandına baktığımız zaman Bollinger bandının orta noktası 134.70 diyelim arkadaşlar. Bizim fiyatımız 145 ve Bollinger bandının orta noktası arkadaşlar şu kırmızı siyahlı çizgi olarak karşımıza çıkıyor. Mouse'u takip ederseniz arkadaşlar imleci. Buradan üstüne kapattığı için olumlu. Herhangi ciddi bir sıkıntı yok. Yükseliş trendini buradan desteklediği anlamını çıkarabiliriz. Peki burada Bollinger bandı ufak bir sıkıntımız var mı? Evet arkadaşlar Bollinger bandının dışına çok fazla sarktığı zaman içine sokuyorlar. Dikkatli olmakta fayda var diye düşünüyorum. Bu her zaman böyle olmuyor ama arkadaşlar çoğunlukla böyle oluyor. Onu ben size söyleyeyim. Bollinger bandının dışına çıktığı zaman aşağı mutlak ve mutlak sokuyorlar. Bakın şurada da görüyorsunuz örnek. Şurada görüyorsunuz, şurada örnek görüyorsunuz da. Bu da her zaman olmayan örneklerden bir tanesi arkadaşlar. Maşallah 6-7 günden fazla yukarısında beraber sınırında beraber gezmiş. Ama neticede arkadaşlar Bollinger bandının orta noktası son 20 günlük hareketli ortamın üzerine kapattığı için olumlu olarak karşımıza çıktı diyebiliriz. Hacim olarak baktığımız zaman hacimde şurada bir yorgunluk belirtisi oluşmuş arkadaşlar şu bölgede. Ona rağmen tekrar ikinci bir hamle yapmış ve hacmini tekrar arttırmış arkadaşlar. Şu anda da olumlu gözüküyor. Çünkü fiyatla beraber düşen bir hacim, fiyatla yükselen bir hacim arkadaşlar olumlu olarak karşımıza çıktı. Ne diyoruz? Ichimoku, Bollinger ve hacim üçü de yükseliş trendini destekler vaziyette karşımızda. Gelelim Dagi Giyim Sanayi AŞ'ye arkadaşlar. Dagi'yi de en son ne zaman? 30 Eylül'de tanıtmışız. Peki 30 Eylül'den beri neler olmuş? Şöyle bir kontrol edelim. 30 Eylül arkadaşlar tam da nereye geliyor? 30 Eylül tam da arkadaşlar şu kırmızı olması lazım. Yani kırmızının bir altı evet şurası arkadaşlar. Kırmızının yan tarafındaki ince çizgi olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bunları bir silelim arkadaşlar. 30 Eylül'de zaten desteğimiz varmış. Destekten sonra 4.53 direncini hızlı bir şekilde atlamış ve 5.20 direncine takılmış gibi gözüküyor diyelim. Ve bundan sonra arkadaşlar beraber değerlendirmemizi yapalım. Genel görüntüye baktıktan sonra hemen şöyle bir bakalım arkadaşlar. Evet genel görüntüye bir bakalım. Bunları bir silelim. Ondan sonra değerlendirmemizi yapalım. Şimdi evet şunu da sildim. Hatta burada bir çanak mı varmış arkadaşlar? Çanağı şimdi fark ettim. Evet çanağı da oh, maşallah tam da böyle bizim için iyi bir malzeme çıktı arkadaşlar. Bakın şu çanağa da baktığımız zaman arkadaşlar. Şimdi çanağımızın seviyesi şöyle kenarda alalım. Evet 5.19'muş arkadaşlar ki zaten şu anda tam yerinde takılmış. Evet bu çanağı tamamlama noktası. Hedefimiz neresi gözüküyor arkadaşlar? Hacimler de izin verirse 6.90 ile 9.67 bizim diğer hedeflerimiz olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi buradan itibaren artık yapacağımız ne var arkadaşlar? Şunları hemen şöyle bir düzeltelim ve bunu hedefleri belirledikten sonra artık yapacağımız ne var? Destek ve direnç olarak karşımıza çıkan bölgeler. Bir defa şunlar elimizde bulunsun. Buradan baktığımız zaman arkadaşlar destek olarak da hemen karşımıza ne çıkıyor? Destek olarak karşımıza düşemediği bölge bizim için destek 5.09 ve diğer bir desteğimize karşımıza çıkan 4.64.
Daha da aşağıda bir desteğimiz var arkadaşlar. Şunu biz temelini yapalım da biraz daha aşağı indirelim. 3.60 en son bizim desteğimiz var, karşımıza çıkıyor. Baktığımız zaman arkadaşlar gidişat yukarıda gidecekmiş gibi duruyor ama genel görüntü bu şekilde söyleyebiliriz. Peki bunun dışında hemen bakalım arkadaşlar. Diğer parametreleri, Fibonacci'yi söyledikten sonra bir daha Fibonacci'yi hatırlatalım. Hedefimiz şu anda 6.90 ile 9.77 diye düşünebiliriz. Peki bunun dışında Ichimoku'ya, Bollinger'e ve hacme bakalım. Ichimoku bulutu yeşil, yeşil olması bizim için avantaj. Yükseliş yani desteklediği anlamına geliyor. Olumlu olarak karşımıza duruyor. Herhangi ciddi bir sıkıntı yok. Gayet de güzel bir şekilde duruyor. Ichimoku'nun alt sınırına baktığımız zaman yatay bir şekilde yukarı doğru, yatay bir şekilde yana doğru gitmeye çalışıyor. Bu olumlu arkadaşlar, en azından düşme isteğinin az olduğunu gösteriyor. Bu da bizim için çok ciddi bir sıkıntı yok. Gayet de olumlu duruyor. Üst sınıra baktığımız zaman üst sınırda yatay gitme hareketi içerisinde gözüküyor. Bu da olumlu arkadaşlar. Burada da herhangi bir sıkıntı yok. O zaman Ichimoku bulutuna diyeceğim şu: hem kısa vadeli ağız kısmına baktığımız zaman, hem genel olarak baktığımız zaman yeşil orta vadeli arkadaşlar olumlu olarak değerlendireceğimiz ve yükseliş trendini destekleyen bir Ichimoku bulutumuz var diyebiliriz. Bollinger bandına baktığımız zaman Bollinger bandının orta noktası 4.94, bizim fiyatımız 5.09. Arkadaşlar evet, şu orta nokta olan 20 günlük hareketli ortalamanın üstüne kapattı. Bizim için burada da herhangi bir ciddi sıkıntı yok. Bu da yükseliş trendini desteklediği anlamına geliyor. Çünkü zaten şu arkadaşlar 20 günlük hareketli ortalama yeri geldiğinde iyi bir destek, yeri geldiğinde iyi bir direnç vazifesini görebiliyor. Şu anda baktığımız zaman sadece şurada bir destek vazifesini görmüş, şurada da bir direnç vazifesini görmüş ama hisse şu anda Bollinger bandı daraltacak vaziyette hareket yönünde gidiyor. Bu arkadaşlar Bollinger bandını daralttıktan sonra genelde sert bir hareket oluyor. Aynısı Ichimoku'da da oluyor. Ne kadar çok daralırsa o kadar çok sert hareket olma ihtimali de çıkabilir. Olumlu mu arkadaşlar? Evet. Orta noktanın üzerine kapattığı için, şu 20 günlük hareketli ortanın üzerine kapattığı için Bollinger bandı olumlu olarak karşımıza duruyor. Ciddi bir sıkıntımız yok. Gelelim arkadaşlar hacime. Hacim bizim için ne diyor? Hacimde şu kısma baktığımız zaman, sadece şu kısma. Şimdi fiyat düşmüş, hacim düşmüş. Fiyat yükselmiş, hacim yükselmiş. Fiyat düşmüş, tekrar hacim düşmüş. Fiyat yükselmiş, tekrar yükselmiş. Ve arkadaşlar fiyat hafiften bir yataylık ve azlık var. Bu da aynı şekilde yatay ve azlık olarak devam ediyor. O zaman diyeceğim şu arkadaşlar. Hacim de yükseliş trendini destekliyor. O zaman şöyle baktığımız zaman Ichimoku bulutu, Bollinger bandı ve hacim üçü de yükseliş trendini destekler vaziyette karşımızda olumlu diyebiliriz arkadaşlar. Gelelim arkadaşlar deri mod, konfeksiyon, ayakkabı ve deri sanayiye. Hemen şunu da bir değerlendirmeye başlayalım. Deri moda baktığımız zaman en son ne zaman değerlendirmişiz? En son 30 Eylül'de değerlendirmişiz. Peki 30 Eylül'den beri neler olmuş? Şöyle bir bulmaya çalışalım ilk önce. 30 Eylül, 30 Eylül arkadaşlar tam da şurası, bakın bacağı olan, böyle iyi aşağı doğru iğnesi olan bir durum olarak karşımıza çıkmış. Burada zaten 7.18 bizim için destekmiş, 8.40 da bizim için dirençmiş. Baktığımız zaman 8.40'ı 5 gün boyunca geçmekte zorlanmış ve şu anda yatay, böyle yatay demeyeyim de hafif yukarı yatay yönlü bir hareketle gitmek istiyor. Bu da bizim için gayet olumlu. Şimdi şunları bir silelim arkadaşlar. Burada bir çanak muhabbeti de var sanki, bu taraftan sinyaller geldiğine göre. Evet. Arkadaşlar bu çanakta da bakalım hedeflerimiz neler. Şöyle baktığımız zaman evet, aslında 9.18 Fibonacci desteğinde takılıyormuş gibi bir görüntü var arkadaşlar. Baktığımız zaman kaça kadar gelmiş? Yükseğe baktığımızda 9.18'e gelmemiş ama 9.35'i görmüş arkadaşlar. 9.18 Fibonacci desteği bizim için bir seviye olarak karşımıza çıkıyor. Hedeflediği bölge o zaman ne arkadaşlar? 12.55 olarak da hedef karşımıza çıkıyor, gözüküyor. Peki bunu destekleyen ne var arkadaşlar? Deri modunu arkadaşlar, şurası, şu hacim bizim için destekler vaziyette. Olumlu mu arkadaşlar? Evet, şu anda olumlu olarak karşımıza çıktı. Şimdi yani bana göre olumlu gözüküyor. Herhangi ciddi bir sıkıntı yok diyebiliriz. Peki bunun dışında arkadaşlar başka nelerimiz var? Şöyle bir bakalım. Hoşuma gitti arkadaşlar hisseden. Onun için düşünüyorum. Başka bir şeyler düşündüm. Neyse arkadaşlar, şimdi baktığımız zaman hissemizde yukarıda destek ve dirençleri belirleyelim. Ona göre de yorumumuzu yapmaya başlayalım. Şimdi direncimiz zaten geçemediği bölge bizim için neydi? Direnç olarak karşımıza çıktı. 9.38. Destek de arkadaşlar düşemediği bölge bizim için destek. 8.46. Daha aşağıda desteğimiz var mı? Daha da aşağıda desteğimiz, iki tane desteğimiz var. Şunu çizebilirsek desteğimizin bir tanesi 7.63. Bir daha aşağı çizdim, zaten 7.18'de desteği de bizim için gözüküyor diyebiliriz arkadaşlar. Genel görüntü bu. Şu alt sıradakilerini de artık silelim. Bunlar da biraz fazla kalabalık yapacak gibi duruyor. Çünkü işimize yaramayacak durumlar söz konusu anladığım kadarıyla. Bunları yaptıktan sonra hemen Ichimoku, Bollinger ve hacim olarak değerlendirmeye başlayalım. Ama gözüm arkadaşlar hala Fibonacci'de, onu ben size söyleyeyim. Biraz ince bir ayar yapmaya çalışacağım da Fibonacci için. Evet, tam da yerinde aslında. Şöyle baktığımda çok da güzel yerinde arkadaşlar.
O tam da 9.30'a tekabül etti. Gayet de güzel. Şimdi arkadaşlar bunun dışında hemen bakalım Ichimoku, Bollinger ve Hachimura'yı değerlendirmemizi yapalım. Ichimoku bulutuna baktığımız zaman Ichimoku bulutu arkadaşlar kırmızı. Kırmızı olması bizim için pardon arkadaşlar. Aklım hala orada da. Ichimoku bulutu arkadaşlar yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu mu? Tabii ki olumlu. Herhangi ciddi bir sıkıntı yok. Yükselişlerini desteklediği anlamına geliyor. Ağız kısmına baktığımız zaman da kısa vadeli için üst taraf diyor ki ben yükselmem diyor. Alt taraf diyor ben de yükselmem diyor. Bir yatay yönlü bir hareket olma ihtimali var arkadaşlar. O zaman diyeceğimiz arkadaşlar Ichimoku bulutu yükseliş trendini destekliyor. Ki bu da zaten düşmemesi bizim için yeterli arkadaşlar. Ama ola ki arkadaşlar bir düzeltme alanında da aşağılardan da alınma ihtimali var. 8.47 mesela bizi bekler gibi düşünüyoruz. Olumlu mu arkadaşlar? Evet hala olumlu Ichimoku bulutu. Bollinger bandına baktığımız zaman Bollinger bandının orta noktası 8.44. Bizim fiyatımıza baktığımız zaman 8.90 arkadaşlar. Bollinger bandı şu siyahlı kırmızı çizgi olarak karşımda çıkıyor. Aynı zamanda 20 günlük hareketli ortalama. Bu da olumlu olarak karşımda çıktı. Burada çok ciddi bir sıkıntı yok. Yükseliş trendine destekleden çok rahatlıkla bahsedebiliriz o zaman. Ne diyeceğiz arkadaşlar? Derimot konfeksiyonu arkadaşlar Bollinger bandı olumlu yükseliş trendini destekler vaziyette karşımıza duruyor diyebiliriz. Gelelim hemen arkadaşlar akabinde neyimize bakacağız? Bakacağımız yer arkadaşlar hacim. Hacim arkadaşlar ilk önce bir orta vadede bakalım. Orta vadede hacim oldukça iyi. Yükseliş trendini gayet güzel destekliyor. Biraz daha kısa vade dediğimiz arkadaşlar çok kısa değil ama baktığımız zaman 8. aydan arkadaşlar bir hacimle beraber yükselme var. Şurada bir yorgunluk belirtisi olmuş artık. Çünkü bakın hacim, fiyat yükselirken hacim düşmeye başlamış. Ama tekrar ikinci bir hamle yapmaya çalışmış ve baktığımız zaman arkadaşlar şurası da koyuyor. Aslında şurası olumsuz sayılabilecek bir bölge ama şu hareket bizim için olumluya döndürmüş gibi gözüküyor. Neden olumsuz diyebiliriz? Bölge. Fiyat yükselirken hacim düşmeye başlamış. Ters biraz sıkıntı arkadaşlar. Ama şu bölge için arkadaşlar olumlu diyebileceğimiz bir bölge. Ichimoku, Bollinger ve olumlu hacimde olumlu olarak karşımıza duruyor. Ve gelelim arkadaşlar Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na arkadaşlar. Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nda en son 30 Eylül'de tanıtmışız. Peki 30 Eylül'ü bulalım. Ona göre yorumumuzu yapalım arkadaşlar. 30 Eylül'ü bulmaya çalışıyorum. 30 Eylül arkadaşlar tam da neresi? Şurası olarak karşımıza çıkıyor. Burada zaten bir desteğimiz varmış. O desteğimizi kırmış. 2.52 olarak kırmış arkadaşlar. Yukarı hızlı bir harekette yapmış. 2.73 arkadaşlar direncimize sabitlemiş. Bir 4 gün burada dayanmış. Ondan sonra 3.03 direncimize gelmiş. Ve 3.32 direncimize gelmeden kendini yavaşça aşağı atmış. Şimdi arkadaşlar bazı sadeleştirmeleri yapalım. İlk önce şu mavi tren çizgimizi bir ortadan kaldıran bu bir. Alttakileri de komple yok edelim arkadaşlar. Ola ki gelir de bakarız. Şimdi bunu da artık silmem. Şu kalsın da şu siyahı silelim. Tabii baktığımız zaman üstteki şunu da silelim arkadaşlar. Evet. Bunların hepsi artık yavaş yavaş gidecekmiş. Peki bir çanak muhabbetimiz var mı? Evet çanak muhabbeti var. Hatta iki tane çanak muhabbetimiz var. Şunu şöyle yaptıktan sonra. Şimdi arkadaşlar şöyle büyük çanağa bakalım. Sonra küçük çanağa bakalım. İlk önce büyük çanağımıza bakalım. Büyük çanağımızda arkadaşlar baktığımız zaman hedefimiz ne gözüküyor? Hedefimiz 4.61 olarak karşımıza çıkıyor. Herhangi ciddi bir sıkıntı yok. Yükseliş trendi için gayet de olumlu olarak karşımıza durdu arkadaşlar. Burada ciddi bir sıkıntımız yok. Yani 4.61 bizim hedeflediğimiz bölge, ikinci hedeflediğimiz bölge, 6.18'de diğer bir hedeflediğimiz bölge. Şimdi yakın vade dediğimiz gibi 3.63 direncimiz var. 3.32 direncimiz var gibi gözüküyor arkadaşlar. Bunlar bizim için direnç seviyesi ve çanak seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Destek itibariyle baktığımız zaman destek itibariyle neler görebiliriz? Şöyle de bir bakalım hemen. Ondan sonra Fibonacci'yi bir daha değerlendirmeye çalışalım. Destek itibariyle baktığımız zaman 3.09. Akabinde baktığımız zaman arkadaşlar şurada bir desteğimiz var. 2.68. Arada bir tane arkadaşlar şurada 2 günlük yer diyebileceğimiz 2.86. Ve bir destek daha yapabileceğimiz bölge bizim için 2.45 olarak desteklerimiz çıktı gibi gözüküyor. Burada şimdi arkadaşlar Fibonacci de gayet de olumlu gözüküyor. Herhangi ciddi bir sıkıntı yok. Yani baktığımız zaman trendin üstünde kapatmaya çalışıyor. Gideceği yer gayet güzel gözüküyor arkadaşlar. Herhangi ciddi bir sıkıntımız yok olmadan devam edecekmiş gibi duruyor. Peki bunun için arkadaşlar Ichimoku, Bollinger ve Hachimura'yı değerlendirmeye başlayalım. Ichimoku bulutuna baktığımız zaman yeşil. Yeşil olması arkadaşlar bizim için gayet olumlu yükseliş trendi destekli anlamına geliyor. Herhangi bir sıkıntı yok diyebileceğimiz bir durum karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Peki buradan baktığımız zaman ne gözüküyor arkadaşlar? Buradan baktığımız zaman kısa vadeli olarak uç kısmına bakalım. Alt tarafta düşmek istemeyen bir Ichimoku bulutu, üst tarafta da yükselmek isteyen bir Ichimoku bulutu var gözüküyor arkadaşlar. Üst sınır ve alt sınır olarak baktığımız zaman bu da zaten kısa vadeli olumlu olarak karşımıza çıkıyor. Baktığımız zaman arkadaşlar kendisi otomatikten yeşil mi? Yeşil arkadaşlar. Bu da diyeceğimiz şu. Hem kısa vadede hem orta vadede Ichimoku bulutu yükseliş trendi destekler vaziyette olumlu olarak karşımıza çıkıyor diyebiliriz.
Bollinger bandına baktığımız zaman arkadaşlar, Bollinger bandı 2.90, orta noktası bizim için fiyatımıza baktığımız zaman kaç? Bizim arkadaşlar fiyatımız da şu anda 3.15, 2.90 20 günlük hareketli ortalama. Bunun üzerine kapattığı için bu da olumlu arkadaşlar. Burada çok ciddi bir sıkıntımız yok. Yükselişlerini destekleyen burada çok rahatlıkla bahsedebiliriz. O zaman diyeceğim şu: İçim okudu arkadaşlar, yükselişlerini, pardon, Bollinger bandı yükselişlerini destekliyor diyebiliriz. Ama burada ufak da bir dikkat etmemiz gereken şu var: Bollinger bandına çok fazla sürtünerek gidiyor arkadaşlar. Sert bir düzeltme gelme ihtimali olabilir. Çünkü net bir düzeltme sadece burada yapmış. 9. ayın 30'undan beri bir aydır herhangi ciddi bir düzeltme yapmamış gibi gözüküyor arkadaşlar. Ama olumlu mu olumlu diyeceğiz. Hacme baktığımız zaman arkadaşlar, hacim şu bölgede oldukça iyi. 7. aydan beri hacim bayağı bir artmış gibi gözüküyor. Hatta son zamanda da artmış gözüküyor arkadaşlar. İkinci yükselişi destekliyor. Bu da olumlu olarak karşımıza çıkıyor diye biz arkadaşlar. O zaman ne diyeceğiz? Deniz Gayrimenkul, İçimoku, Bollinger ve hacmi üçü de yükselişlerini destekliyor. Gelelim arkadaşlar bu videomuzun son hissesine. Edip Gayrimenkul Yatırım ve Sanayi AŞ. Edip'i ne zaman tanıtmışız? En son 30 Eylül'de tanıtmışız arkadaşlar. Peki 30 Eylül'den beri neler olmuş? Şöyle bir kontrol edelim. 30 Eylül'e baktığımız zaman arkadaşlar, 30 Eylül tam da neresi? Hemen bulmaya. Evet, şu arkadaşlar, kırmızı olan, yani aşağı doğru mumumuz. Burada bir desteğimiz var. 3.37. 3.37 desteğimizden arkadaşlar yukarı doğru 3.54 direncimize takılmış. Akabinde arkadaşlar 3.73 direncimize takılmış. 3.91 direncimize takılmış. Hepsine takılmış arkadaşlar. Şu anda 4.20. Peki o zaman şunları bir silelim artık. Buradakiler işimizi bitti diye söyleyebiliriz. Bunları bir silelim. Şurada mavi kalacak arkadaşlar. Hatta şunu da silelim. Şunu da şöyle sil gitsin. Şunu da sil. Bunlar çünkü bir öncekiler arkadaşlar. Ooo, çanak da varmış burada ama çok da şey mi? Gayet de güzel. Evet, büyük çanağımız evet burada gözüküyor arkadaşlar. Şimdi şu edibi de alalım. Bunların hepsi burada mı kalmış arkadaşlar? Güzel bir çanaklar maşallah. Şimdi baktığım zaman arkadaşlar, Fibonacci olarak da ilk önce Fibonacci'ye bakalım, sonra desteklerinizi belirtelim. Arkadaşlar Fibonacci olarak 6.13 ve akabinde 8.29, akabinde 11.78 olarak karşımıza çıkan üçlü durum gözüküyor. Şimdi Fibonacci'de arkadaşlar hacime de bakacağız. Hacimle beraber değerlendirme yapılır burada. Ama dediğimiz gibi hedeflerimiz şu anda 6.13, 8.29 ve 11.787 olarak karşımıza çıkıyor. Peki bunun dışında baktığımız zaman arkadaşlar nelerimiz var? Şimdi tepelerden gelen bir direncimiz ve desteğimiz var. Şunu bir silelim. Bunun da işi bitti arkadaşlar. Evet, şunu da baktığımız zaman bu da gayet de güzel. Şimdi 4.20 arkadaşlar bizim için direnç seviyesi. Hatta bunu biraz daha yukarı almaya çalışalım arkadaşlar. 4.25 bizim için direnç seviyesi. Destek olarak da arkadaşlar karşımızda 3.79 en yakın desteğimiz. Ve baktığımız zaman arkadaşlar şu bölge olarak 3.63 ve en aşağıda arkadaşlar sağlam bir yerde 3.73 olarak karşımıza destekler gözüküyor. Takip etmemiz gereken başka bir şey var mı arkadaşlar? Şu mavi trend çizgimizde bizim için destek vazifesini görecek gibi duruyor. Şu aslında şöyle baktığımız zaman biraz da aşağı alınabilir mi? Şöyle baktığımız zaman hemen gel buraya koçum. Sen de buraya gel. Tamamdır arkadaşlar. Şu vaziyette, hatta şunu şöyle alsak daha sağlıklı bir görüntü olacak gibi duruyor. Evet arkadaşlar. Baktığımız zaman arkadaşlar destek bizim için mavi trend çizgisi de bizim için destek vazifesini görecek gibi duruyor. Genel görüntü bu şekilde, herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Peki bunun dışında bakacağımız neler var arkadaşlar? İlk önce şöyle diyelim. 3.37 arkadaşlar iyi bir destek vazifesi görüyor mu? İçimoku bulutuna bakalım. İçimoku bulutu, Bollinger bandı ve hacim bizim için ne diyor? İçimoku bulutuna baktığımız zaman arkadaşlar yeşil. Yeşil olması bizim için iyi mi? Gayet iyi. Yükseliş trendini desteklediği anlamına geliyor. Olumlu arkadaşlar. Burada çok ciddi bir sıkıntımız yok. İçimoku bulutuna ne diyoruz? Yükseliş trendini destekliyor yeşil olduğundan dolayı. Peki alt sınırına bakalım. Alt sınır yatay vaziyette gitmek istiyor. Üst sınıra baktığımız zaman üst sınır da yatay vaziyette gitmek istiyor. İkisini beraber karşılaştırdığımız zaman olumlu arkadaşlar, herhangi bir sıkıntımız yok. Yükseliş trendini destekleyen çok rahatlıkla bahsedebiliriz. Gelelim Bollinger bandına arkadaşlar. Bollinger bandının orta noktası kaç? 3.77. Bollinger bandının arkadaşlar orta noktası 3.77 iken fiyatımız kaç? 4. Şimdi bakın, şu Bollinger bandının 20 gün ortası arkadaşlar 20 günlük hareketli ortalama karşımıza çıkıyor. Bunun üstünde kapattığı için arkadaşlar bu da olumlu. Bu da çok ciddi bir sıkıntımız yok. Yükseliş trendini desteklediğini çok rahatlıkla söyleyebiliriz. O zaman diyeceğimiz ne arkadaşlar? Edip'te İçimoku bulutundan sonra Bollinger bandı da yükseliş trendini destekliyor diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Hacme baktığımız zaman arkadaşlar, hacim şöyle diyelim, yükselişin başladığı itibaren, hatta şu dibi görürsek, yükselişten itibaren hacime ciddi bir artışlar olmuş. En son baktığımız zaman ortalama 5 milyon not, yükselişe başlamadan önce 1 milyon 600 bin not, şu tepeyi saymıyorum arkadaşlar. Çünkü bu da yükseliş seviyesi. Baktığımız zaman 1 milyon 300 bin not ve en son kademede 4 milyon 300 bin nota kadar gelmiş. Yükseliş trendinde destekler vaziyette hacimimiz de gayet olumlu arkadaşlar. Ne diyeceğiz o zaman? İçimoku, Bollinger ve hacim üçü de yükseliş trendini destekliyor diyebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.